Hak dostum hak. Huzur hazirun cemiyeti irfan. Vakti sefai meydan. Laindir, dinsizdir, münafıktır şeytan. Şeytanın dinsizliğine, Rahman'ın birliğine, seyre gelen çocuklarımızın ve büyüklerimizin sağlığına. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sultan şehrimizin hayırlı sabahlar olsun efendi. Şaşöten dedim. Maşallah pek uyudunuz İbiş efendi. İçim geçmiş içim. İçin geçmiş. Bu içiniz de her gün geçiyor. Ne yapayım Sultan dedem? İftara o kadar saat var. Sabah erken kalktım. Yapacak bir şey bulamadım. Gittim dedim ki yatağımı güzelce temizleyeyim. Onu toplayayım dedim. Yatağımı ben böyle iki elimle sağa sola doğru düzeltirken kafam yanlışlıkla yastığa değmesin mi? Hay Allah! O sırada da gözümün biri kapanmışım. Şaka! Onu gören öbür gözümün kapağı da kapanıyor. Ondan sonra ben yanlışlık alamıyorum. Uyumuşum. Sonra yata yata oruç tuttum. Hayır canım arada kalkıyorum. Arada kalkıyorsun. İyi neyse. Neyse seninle bugün güzel bir oyun oynayalım ne dersin? Oyun mu? Evet. Oh be harika. Çünkü bugün özel bir gün. Özel mi? Evet. Ama ben kazanırım söyleyeyim. Bakalım bilebilecek misin bugün hangi günlerden? Bugün. Hazır mısın? Hazırım. Pekala. İbiş. Efendim. Çocuklar benim. Sizler de ekran başına toplanın. Ya tam ben selamı veriyordum. Bir anda sen girdin. Ha. Esniye Allah Allah. Pardon. Bir şey soracağım ya. Esnedin de hani bir şey geldi aklıma. Peygamber Efendimiz iki cihan sultanı esnerken hani insanoğlu böyle biraz ağırlık çeker. Esnerken sol elinin dışıyla mı ağzını kapatırdı yoksa içiyle mi? Yoksa sağ elinin dışıyla mı ağzını şöyle kapatırdı içiyle mi? Vallahi çok karıştırdın ya ne bileyim işte hangisi gelirse. Çocuklar siz de bu soruya dikkatle cevap verirseniz sevinirim. Annenize babanıza da sorabilirsiniz hem de öğrenmiş olun. Hem de İbiş de öğrensin. Böyle. Nasılsa göster bakalım. Böyle. Böyle kapatırdı ağzını. Maalesef yanlış İbiş efendi. O zaman böyle. O da yanlış İbiş efendi. O zaman böyle. O da yanlış İbiş efendi. Sultan dedi daha bir şey kalmadı ya. Ah İbiş ah. Sevgili çocuklar sizler de bunu öğrenmiş olun. İki cihan sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Esnemek şeytandandır demiş. O yüzden Peygamber Efendimiz hiç esnemezmiş. O yüzden böyle ağzını bile kapatmasına da gerek kalmazmış. Bunu sizler de öğrenmiş oldunuz sevgili çocuklar. Sultan dinamik bir peygamberimiz vardı. Sabah erkenden kalkardı. Akşam erkenden namazını kılar yatardı. Gece kalkıp tekrar namaz kılardı. Ve azıcık yerdi, sofradan doymadan kalkardı. Ya onun için öyle senin gibi hani Sultan dedem şu gözüm kapanmış, bu gözün arkasına kapanmış, yastığa başımı koymuşum filan. Neyse öğrenmiş oldun mu? Hı, öğrendim Sultan dedem. Peki seninle oyunumuza başlıyoruz. Başlayalım. Çocuklar hazır mısın? Şimdi şu heybemi aldım. Şu heybemin içinden tamam mı? Karıştırdım. Sana dedim ki İbiş efendi. Şu avcuma bir tane altın ver. Ben sana tam 1000 tane altın vereyim. Nasıl beğendin mi bakalım bu fikri? Vallahi beğendim. Hemen hocam ben sana bir altın verebilirim. Tamam, bir altın veriyorsun. Karşılığında 1000 altın alıyorsun. Çok güzelmiş bu ya. Oh ne güzel vallahi. İşte bugün öyle bir gündeyiz sevgiliymiş. Hazırsan başlıyorum. Nasıl yani? 11'in sultanı. Hangi ay? Bu ay. Ramazan ayı. Ramazan. Peki bu Ramazan ayında öyle büyük bir gece var ki hangi gece? Bu gece. Bu gece. Bu gece ne gecesi evladım? Bu gece o gece. Hangi gece? İşte o dediğin gece. Tamam yahu tamam da bu gecenin bir adı var. Adı şey. Ya hani erkeklere Kadir diyorlar isim koyduklarında. Kadir gel buraya. Yahu ipucu da verdim. Bak çocuklar bangır bangır bağırıyor yahu kameralarda. Nasıl yani? Allah Allah. Ah evladım ah, 11 ayın sultanı olarak adlandırılan ayın içerisinde ya öyle güzel bir gece bu gece. En büyük gece bu gece, Kadir Gecesi. Ve Kadir Gecesi 1000 aydan hayırlı bir aydır. Ya işte bu altın olayı da böyle. Bugünü ibadetle geçiriyoruz. Bugün ne olmuş biliyor musun Kadir Gecesi'nde? Ne olmuş? İşte bugün Kur'an'ın sayfaları inmeye başladığı gün. Cebrail aleyhisselam peygamberimize ayetleri yavaş yavaş getirir ve
Cebrail aleyhisselam okur, Peygamber Efendimiz dinlermiş. Peygamber Efendimiz okur, Cebrail aleyhisselam dinlermiş. Ve böylece hala günümüze gelen gelenek devam ediyor sevgili çocuklar. Teyzelerimiz, annelerimiz, halalarımız, nenelerimiz bu güzel Kur'an-ı Kerim'i her gün Ramazan boyunca her gün okuyorlar. Ve bu olaya da mukabele diyoruz. Her gün birileri okuyor. Tabii, bir kişi okuyor, diğer kişi dinliyor. Dinliyor. Peki, okumak sünnet mi, farz mı? Okumak sünnet, farz mı? Evet. Farz mı? Hayır. Farz mı, sünnet mi diyorsun? Hayır, okumak sünnet. Sünnet. Ama Kur'an-ı Kerim'i dinlemek farz sevgili çocuklar. Bir yerde Kur'an okunuyorsa herkesin susması lazım. Çünkü o Kur'an ki Allah kelamı. Ya o yüzden herkes susacak ve Kur'an konuşacak. İşte bin aydan hayırlı gece, bu gece Kadir Gecesi sevgili çocuklar. O zaman Kadir Gecemiz mübarek olsun. Senin de Kadir Gecen mübarek olsun. Mübarek olsun, hayırlı kandiller. Elini öpmek isterdim de kusura bakma. Sosyal mesafeden dolayı elini öpemiyorum. Öpmüş kadar sayılır. Eyvallah, Allah razı olsun. En büyük gecede en büyük peygambere, en büyük melek tarafından en büyük kitap indirildi. Yani en büyük gece Kadir Gecesi ve en büyük melek Cebrail aleyhisselam, en büyük peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve en büyük kitap Kur'an-ı Kerim sevgili çocuklar. İşte böyle. Yani bu gece ben sana niye dedim biliyor musun? Bir altın ver sana bin altın. İşte Allah da bu gece ibadet edenlerin günahlarını affediyor. Ya, bu gece ibadet ettiğin zaman efendim binlerce ay ibadet etmiş gibi sayılıyorsun. Onun için bu gece af gecesi. Ellerimizi kaldırıyoruz. Rabbim bizi affeyle. Günahlarımızı affeyle. Annemi babamı affeyle. Onları koru ya Rabbim. Babama hayırlı rızıklarından nasip eyle. Amin. Harama bulaştırma ya Rabbim. Amin. Bizler küçük çocuklarız, dualarımızı kabul eyle diye. Amin. Bu gece duanızda bize de yer ayırın. Anlaştık mı çocuklar? Rabbim dualarımızı kabul etsin sevgili çocuklar. Amin. Çünkü Peygamber Efendimiz'in şöyle güzel bir müjdesi var. Çocuklar masumdur. Çocukların duasını Rabbim tez zamanda kabul eder. Onun için çocukların duasını alın der. Onun için nerede bir çocuk görürsen gör, ondan duasını iste. Tamam. Peygamber Efendimiz her gördüğünden var mı bir isteğin dediğinde dua isterim derler. Ya işte sen de benim için dua et, ben de senin için dua et. Belki Rabbim senin duanı kabul eder, belki de benim duamı kabul eder. Onun için müminler kardeştir, birbirimize dua edelim sevgili çocuklar. Ha, bir altın vereceğim, hani bin altın dedim ya, bununla alakalı bir hikaye biliyorum. Aa, öyle mi? Hazırsan anlatıyorum. Hazırım tabii. Pekala. Ki. Hadi bakalım, bugün Kadir Gecesi, bu güzel hikayeyle de bitirelim inşallah. Bir gün Mevlana Hazretlerine sevgili çocuklar bir adam gelmiş. Ey Mevlana demiş, bana bin altın verir misin? Kendini bilmez bir adam böyle, paraya da düşkün bir adammış. Bin altın verir misin demiş. Mevlana Hazretleri adamı dinledikten sonra veririm efendi demiş. Yarın bu saatte gel bin altını al demiş. Vay be. Ya adam sevine sevine gitmiş. Ertesi gün hemen Mevlana'nın huzuruna gelmiş. Mevlana Hazretleri demiş. Benim bin altınım hazır mı? Hazır efendi, hazır demiş. Yalnız senden bir isteğim var demiş. Bana bir kolunu verir misin demiş. Adam şöyle koluna bakmış. Nasıl yani efendi demiş. Ben sana kolumu nasıl vereyim? Niye demiş? Kolun bin altın etmez mi? Ya eder etmesine de nasıl vereyim demiş. E peki kolunu vermiyorsan o zaman bir bacağını ver demiş. Adam şaşırmış. Mevlana Hazretleri ben sana bacağımı nasıl vereyim demiş. Ama demiş ben sana bin altın vereceğim. Bunun karşılığında ya bana kolunu ya da bir bacağını ver deyince adam şaşırmış kalmış. Bu nasıl bir imtihan demiş. Ah be ahmak demiş. Yahu demiş sana bu güzel kollarını, bu güzel bacaklarını, gözlerini, burnunu veren Rabbimize ne diye şükretmezsin demiş. Şükür Allah'adır demiş. Ya madem bin altından değerli azaların yani ellerin, ayakların var, git o zaman kendine bir iş bul, bir meşgale bul ve çalış demiş. Çalışarak alnının teriyle kazan be adam demiş. Adam yaptığı hatanın farkına varmış ve Mevlana Hazretlerinden özür dilemiş ve orayı terk etmiş. İşte böyle. Ben de senden altın maltın istemiyorum. Kalsın, benimkiler de kalsın. Niye yahu? Korkma, kolunu falan istemeyeceğim. Yok, kalsın Şeytan dedem. Teşekkür ederim. Bu hikaye benim aklım başıma getirdi. Ben şimdi gideyim de işlerim var benim. Hadi görüşürüz. Peki, hadi güle güle.
İşte böyle sevgili çocuklar. Şükür Allah'a, Rabbimize şükredelim. Şükredelim. Şükürler daim olsun. Sofralar bereketli olsun efendim. Kendinize çok ama çok iyi bakın sevgili çocuklar. Bu gece minik ellerinizi açarak bize de duanızda yer ayırırsanız çok sevinirim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yarın tekrar görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun.